Hocam dur diye ya, son müjdeyi sonra saklıyorum. Kuzum bundan daha büyük müjde olur. Var mı, var mı hocam? Ben sebepsiz, geçimsiz, agresif bir kızım. Babası sıkılmaya başlayan da arkadaşlar bile diyor ki kız ne oldu sana böyle? Ya senin halini hareketin bile değişti. Anlatamadım onlara halim ama onlar bile hocam şahitlik ediyorlar. Ve Allah da bana lütfetti. 40 günde iki defa rüyamda sevgili peygamberimizi gördüm. Özlemciğim rüyam senin olsun. Bana namaz kısmını yeter. Allah namazını da rüyanı da mübarek etsin. Ama en önemli nokta değil ki sen namazla buluştun. Binlerce hafta olsun Yüce Rabbimize. Vesile kıldığı için bize al şu cep telefonu numarasını. Kafana takılan bir soru olursa biz 24 saat emrindeyiz. Ama bu gece de kendime diyecek diyor. Aradan geçti 3 ay. Özel kızımızda bir daha bir haber yok ama gönlüm rahat elhamdülillah. Bir gün Abdullah Yıldız hocamla beraber tanıdıkla çalışıyoruz. Tanımadım bir numara aradı. Hocam ben Özlem kardeşim. Sizin ekliğiniz namaz kovuldu. Müsait misiniz bugün ziyaretinize gelmek istiyorum. Teşekkür etmek için. Dedim ben kızım başlayıcı buyurun. Kardeşler Özlem kızımız liseyi bitirmiş. Bir kocanın da Kur'an dersi almaya başlamış. Güzelce başını örmüş, elinde bir demet çiçekle Özlem kardeş geldi. Maşallah kızım ne güzel bir hal, böyle melekleri bile kıskandıracak güzel bir hal almışsın. Hocam ben Allah razı olsun, sayenizde Rabbimle buluştum. Şimdi de annemle babamı Rabbimizle buluşturmaya çalışıyorum. Hocam ne olur dua edin. İyi. İki, hocam dedi sizle geleceğiz. Hayırdır kızım buyur emrin ol. Hocam dedi ne olur durmayın. Şu yaşadığımız toplumda yolunu şaşırmış, Rabbini unutmuş, benim gibi nice özlemler var durmayın. Gece gündüz koşun diyor. Yok mu kardeşler? Şu toplumda Rabbini unutmuş, şeytanın tuzağına düşmüşler yok mu? Bakın televizyon kanallarına, ana haber bültenlerine bakın. Çocuk kaçıranlar, çocuklara tecavüz edenler yolunu şaşırmışlar değil mi? Kim yetiştirdi onları? O çocuklara bu zulmü yapanlar hangi sistemle yetişti dersiniz? Allah'ı tanıyan, Allah'a teslim olan çocukları kaçırıp da tecavüz edebilir mi? Çocukları kıtır kıtır doğrayabilir mi? Uzaydan gelmedi bunlar. Bizim hatamız, bizim günahlarımız kardeşlerim. O çocukları yetiştiremediğimiz her dolayı nefsin ve şeytanın tuzağına düştüğü için bugün başımızın belası oldu. Daha bedenler korkuyor. Geçen gün İtalya'dan gelirken bana haber şey, gazeteler 3. sayfalarında manşet. 12 Nisan'da 12 tane kadına şiddet olayı. Allah aşkına kardeşlerim, bir insanı öldüren, bütün insanlığı öldürmüş gibidir buyuran, Kur'an'a teslim olan bir Müslüman nasıl olur da karısını, kızını öldürebilir? Bu hangi kitabın ümmetidir? Bu hangi Allah'ın kuludur? Bir Müslüman bunu yapabilir mi? Ama suçlu, o suçu işleyenler değil, onları eğitemeyen bize bu suçlu. Onlar bizim haberimiz. Onlar bizim kendi günahlarımızın neticesidir aziz kardeşlerim, onlara kızmıyorum. Onları bu hale getiren eğitimciler, anneler, babalar, biz suçluyuz, biz. Bir